Merhaba. Bu videoda lipo pilleri nasıl ölçtüğümüzü göstermeye çalışacağım ve neden ölçtüğümüzü de açıklamaya çalışayım. Lipo pilleri ölçme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü lipo piller belli voltaj aralıklarında kullanılmalı. Bu voltaj aralıklarının dışına çıktığımız zaman lipo piller zarar görüyor, kullanılmaz hale gelebiliyor. Bunun için öncelikle şunu söyleyelim. Bir lipo pilin hücresi, hücre derken şu pilde görebilirsiniz belki. Şurada hücreler görünüyor. Bu 4 hücreli bir lipo. 4 tane katman var. Her bir katmana bir hücre diyoruz. Bu seri bağlı olduğu için toplamda 4 hücrenin verdiği akımın toplamını, voltajın toplamını verebiliyor bu pil. Her bir hücrenin 3 voltun altına düşmemesi ve 4.20 voltun üzerine çıkmaması gerekiyor. Aksi halde pil zarar görebiliyor dedik. 3 volt demişken mümkünse biraz daha yüksek değerlerde tutmakta fayda var. Çünkü kazara 3 voltun altına düşürürsek o hücre bir hayli zarar görüp kullanılmaz hale gelebilir. Pilinizi de öldürebilir. Uçuş öncesinde, uçuş sonrasında pilleri ölçmekte fayda var. Saklarken keza ölçmekte fayda var. Şu elimde gördüğünüz küçük pil 500 mAh 2030C kapasitesinde 3 hücreli bir lipo pil. Onu nereden anlıyoruz? Şurada siyah kabloyu saymayıp sarı, mavi, kırmızıyı saydığımızda, yani 3 kablo, siyah harici 3 kablo olduğu için bunun 3 hücreli bir lipo pil olduğunu anlıyoruz. Şu da keza aynı şekilde, bu da 3 hücreli bir lipo pil. Zaten üzerinde de büyük ihtimalle yazıyordur. Şurada işaretlenmiş. Ama bu işaret kaybolabilir, bu etiket kaybolabilir. Siz burada siyah hariç tutarak diğer renkleri saydığınızda pilin kaç hücreli olduğunu tespit edebilirsiniz. Lipo pilleri nasıl ölçüyoruz? Tabii ki kullandığımız küçük ölçüm cihazları var. Şu an benim elimde 3 tane cihaz var. Bunları kullanarak bir ölçüm yapalım dilerseniz. En yaygın kullanılan ürün bu. Bunu kullanırken şu şekilde metal uçlar sola bakarken pilin şarj kablosundan faydalanarak ölçüm yapacağız. Siyah kabloyu altta tutup en alta takıyoruz. Şurada da sanıyorum görünüyor. Burada rakamlar dönmeye başlıyor. Burada voltajı gösteriyor. Şimdi No 1 3.96, No 2 3.95, No 3 3.96, No 4 3.98, hepsi 15.8 volt. Dolayısıyla bu pilin voltaj değerlerini öğrenmiş olduk. Normal kriterlerde ölmemiş bir pil olarak görünüyor. Çünkü 3 voltun altına düşmüş hiçbir hücre yok. Ancak tam şarjlı da değil. Çünkü tam şarjlı olsaydı her bir hücre 4.20 volt olurdu. Bu pili saklamak için de 3.85 volta getirmek gerekir. Ben hali hazırda bunu günlük kullandığım için şu an voltajına dokunmuyorum. Ancak uçuş öncesi bu pili mutlaka şarj edeceğim. Şimdi diğer bir ürüne bakalım. Bu da USB çıkışa sahip bir ölçüm cihazı. Aynı zamanda bunu böyle takarak buradan USB'den şarj alarak GoPro'nuzu vesairenizi şarj edebilirsiniz buradan akım olarak. Bunu nasıl kullanıyoruz? Yine sola bakarken metal tırnaklar, siyahı üste getirip takıyoruz. No 1 3.97, No 2 3.97. Bu şekilde rakamlar dönüyor. Bunu FPV uçuşlarında kullanıyorum ben. Buradan dediğim gibi USB kabloyu takarak akım alıyorum. Cep telefonu olsun, ne bileyim GoPro vesaire gibi donanımları 5 voltta şarj edebiliyorum. Bu da bu şekilde kullanılabiliyor. Bir diğeri de şu cihaz. Bu komple bütün bilgiyi ekranda tek başına verebiliyor. Bunu büyük uçaklarda, özellikle yakıtlı uçaklarda pili sürekli takip edebilmek için uçağa monte edebiliyorlar. Ayrıca şöyle
şurasında bir buzzer çıkışı var. Yani hoparlör çıkışı var. Buradan hücre başına voltaj istediğiniz değerin altına düştüğü zaman uyarı verebiliyor. Burada zaten yön ezberlemeye gerek yok. Siyah uç siyah uca gelecek şekilde takıyoruz. Şöyle. Taktıktan sonra bir bayanın gözleri bizi karşıladı. Ardından hücre değerlerini S1, S2, S3, S4 olarak görmek mümkün. Toplam voltajı da en altta 15.77-78 gibi görüyoruz. Şu temassızlık yüzünden voltaj değerleri değişebiliyor. 15.90. Kıpırdattığım için bir akımda değişme oldu. Totalde 15.90 değerini görebiliyoruz. Lipo pilleri özetle bu şekilde ölçüyoruz. Sessiz olun, lipo pillerinize önem verin. Onları ölçmeyi ihmal etmeyin. RC Turka'ya da girmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.